Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Beraberce mevsimlik bir hırka yapacağız. Mevsimlik diyorum, ben yazlık iplerle öreceğim için yaz mevsimine uygun olacak. Siz 4 mevsim koton ipleri kullanırsanız 4 mevsim kullanabileceğiniz bir hırka, yünlü ipler kullanırsanız da şayet kışlık bir hırkaya sahip olmuş olacaksınız. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi Yarnart Baby kotonları kullanıyorum. İçinde rengarenk, bakın şöyle göstereyim. İpler kullandım, elimdeki ipleri. Siz de dilerseniz elinizde olan yazlık ipleri bu projede değerlendirebilirsiniz. Şöyle göstereyim size hemen. %50 akrilik, %50 koton içeriği olan bir iptir. 3 milim tığ ile örüyorum bu projeyi. Renkleri birbirine göre şöyle ayarladım. Mesela ortasında kullandığım göbek kısmındaki çiçeği bir başka motifte dış kısımda kullandım. Böyle iki türlü çalışıyorum. Açıklı, koyulu. Şöyle göstereyim. Mesela birazdan şimdi sarıyla ortası açık, dış cephesi koyu olan, koyu sarı olan bir motif hazırlayacağım. Bütün hırkada bunu böyle hazırladım. Tamamladığımda göreceksiniz ki hırkayı ön kısımlarını yerleştirdiğimde mesela bunu bunun karşısına, bunu bunun karşısına getirerek böyle bir simetri oluşturmayı planlıyorum. Şimdi bu hırka için böyle kalça altı hizasında 61 adet motif kullanacağım. 61 adet motif. Bu motiflerimin her birisi birleştirme kenarı olmaksızın 11 santim. İşte siz farklı bir ip kullanıyorsanız şayet, bu aşamaya geldiğinizde lütfen kendi motifinizi ölçüp kaç santim olduğunu görün. Ona göre vermiş olduğum ölçüleri değerlendirmeye alın. Bu hırkada arkayı 5x5, yani enlemesine 5 motifle yapacağım. 5x5 ile önler 10 artı 10, 20 tane olacak. Kollarda 8 artı 8, yani bir kolda 8, diğer kolda 8, 16 tane. Totalde de 61 tane motif kullanmış olacağım. Projeye ilk olarak motifi yaparak beraberce başlayacağız. Motifimiz iki kısımdan oluşuyor. Önce çiçek kısmını yapıyorum tek bir renkle, daha sonra da dış çerçeve kısmını yapıyorum farklı bir renkle. Ben burada ton sür ton kullandım. Siz hiç alakasız iki renk kullanabileceğiniz gibi tek renk iple de örebilir, batik iplerde kullanabilirsiniz. Öyleyse ilk olarak çiçeğimize başlayalım. Açık renkle başlıyorum. Bunun tam tersini örüyorum. Sihirli halka içine çalışacağım. Parmağıma doladıktan sonra ipimi bir kere hemen tığımı içinden geçiriyorum. Bir tane ilmeğimi çıkartıp bir zincir çektikten sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Dairenin içine batıp hemen bir yarım trabzan örüyorum. Bir. Hemen yanına bir ikinci yarım trabzan örüyorum. 2. Yanına 3. Bunun gibi 16 tane öreceğim. 4 5. Sonrasında daireyi küçülteceğim de. Ben 16'ya tamamlayayım. 16. yarım trabzanımı da ördükten sonra artık ilk ördüğüm yarım trabzanın tepesine batacağım. Bu ipi de tığımın üstüne alacağım. İpi de şöyle içinden geçirip bu üste kaldı. Kapatmış oldum. Şöyle minik bir, yani sihirli halkamı çok kapamayıp minik bir daire bıraktım çiçek görüntüsü vermek istediğim için. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve hemen yükselip etrafında döndürüyorum. Daha sonra ipi alıp tığı buradaki ilmeğin arkasından döndürüp, bakın, tam trabzanımı örmeden evvel bunu, bu ipi şöyle bu ipin üstünden atıyorum ve yarım
tam Trabzan'ımı, yani sahte Trabzan olmuş oluyor aslında bu, ikili Trabzan kıvamında tamamlamış oluyorum. İlk bacağımı bu şekilde oluşturdum. Şimdi bu ipi tekrar öne alıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Böylelikle ip yukarıda kalmış oldu. Tığın üstüne ipimi aldım. 1 yarım trabzan atlayıp hemen yanındaki yarım trabzanın üstüne 1 ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Arada hep 3 zincirim var. Tığımın üstüne ip aldım. 1 trabzan atladım. Diğer yarım trabzanın üstüne 1 ikili trabzan örüyorum. 3 zincir. 1'i atla. Yanındakine 1 ikili trabzan. Bu mantıkla sıranın sonuna kadar örüp bu şekilde 8 tane kafes oluşturacağım. Sonuncu ikili trabzanımı da ördükten sonra 3 zincirimi çektim. Burada ilk ördüğü yalancı trabzanın tepesine batıp ipi ilmeğimden arasından kaydırarak geçiriyorum. Kaydırarak geçirdikten sonra bu ip yukarıda kalmıştı biliyorsunuz. Yana yatırıp onun üstüne örerek arada gizleyeceğim. Ama şimdi yan kafese geçmem gerekiyor yine kaydırma yöntemiyle. Kafesin içine batıp arkadan ipi alıp hemen ilmeğimin arasından geçirip buraya geliyorum. Daha sonra tığımın üstüne ip alıyorum. Kafesin içine bir yarım trabzan örüyorum. Bir yarım trabzanı ördükten sonra yan yana 4 tane ikili trabzan öreceğim. 1, 2, 3, 4. Daha sonra hemen yanına bir yarım trabzan daha örüp buradaki bacakları 2 tane kısa, 4 tanesi uzun olmak üzere tamamlamış oluyorum. Yani neyle başlıyorum? Yarım trabzanla başlıyorum. 4 tane yan yana ikili trabzan örüyorum. 3 ve 4. Daha sonra yarım trabzanımı yine örüp yandaki kafese geçiyorum. Arkadaki ipin de üstünü örmeye devam ediyorum. Battım. Yarım trabzan. 4 tane ikili trabzan. 4.'cüyü örüp hemen yarım trabzanımda sıra. Onu da ördükten sonra diğer kafesin içine geçiyorum. İşte bu mantıkla da bu sırayı tamamlayacağım. Son kafesi de doldurduktan sonra burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın içinden kaydırarak geçip şöyle güzelce ipimi kilitliyorum. Kilitledikten sonra keseceğim. Ve sonra bu ipi yaprakların arasında bir önden bir arkadan geçirerek şu şekilde kaybedeceğim. Ben onu daha sonra kaybederim. Şimdi hemen diğer renge nasıl başlayacağız onu görelim. Çiçeğimizi güzelce tamamladık. Şimdi bunun üstüne bu açık rengi geçtiğim gibi bu açık rengin üstüne de koyu sarımı geçeceğim. Kare yapacağım yani motifimi. Bunun için hemen ilk olarak bir ilmek çıkartıyorum. Sonra çiçeğimi alıp böyle ortak kesiştikleri noktalardan birisinin şu tam ortasına batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Bir ördüm. Bunu hemen öne aldım. Trabzanımı örmüş oldum böylelikle. Bunu hemen arkaya atıyorum ipimin üstünden. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki çiçeğin yarım trabzanı da sayarak 1, 2, 3 tanesinin bir tarafa 3 tanesini diğer tarafa bırakacak şekilde batıp bir sık iğne örüyorum. Trabzanla başladım. 5 zincir sık iğne. Tekrar 5 zincir. Bu defa diğer yaprağın üstüne gelip gene 3'ü ayırıyorum. 2 üçlünün ortasına batıp bir sık iğne daha örüyorum.
Tekrardan 5 zincir çekiyorum. Zincirlerim aradaki hep 5. Bu defa şu ikisinin ortasına batıp bir ikili trabzan örüyorum. Yine 5 zincirde sıra. Çiçeğin 1, 2, 3 saydım. Ortasına battım. Tekrardan 5 zincirimi çekiyorum. Yine çiçekleri 3 bir tarafa, 3 bir tarafa trabzanları ayırıp ortasına sık iğnemi örüyorum. 5 zincir. Bu defa sıra ikili trabzanımda. Zincirimi çektim. 3'ü ayırdım. Buraya 3'ü ayırdım. Buraya sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 3'ü ayırdım gene bir tarafa. Sık iğnemi ördüm. 3, 4, 5. Hemen ortaya bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Ortaya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3'ü ayırdım, battım. Ve 5 zincirimi çekip ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. Arasından ipimi geçirip ilmeğimin içinden de geçiriyorum. Bu burada kalsın, üstünü öreceğim. Sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp ilmeğimi arkasından aldım. İlk trabzanımı ördüm. Hemen yanına aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha. Sonra arada iki zincirim var. Yine aynı boşluğun içine çalışıyorum. İki tane ikili trabzan. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geçip yan yana üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Yine yan tarafa geliyorum. 3 tane de buraya öreceğim. İkili trabzanımı. Yine bir zincir çekeceğim. Bu defa buradaki boşluğun içine de 3 tane ikili trabzan. Yani 3 tane grubum olacak ikili trabzanlarla. Bir zinciri çektikten sonra sıra trabzanın üstüne yine köşeyi çalışmakta buradaki gibi. Battım trabzana. Hemen bir ikili trabzanımı ördüm. Hemen yanına bir tane daha. İki zincir, iki ikili trabzan, iki zincir, tekrar iki ikili trabzan. Bir zincir çektikten sonra da yine kafeslerin içine üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada bir zincirle. Şimdi tekrardan trabzanın olduğu yerdeyim. Yine bir zincirimi çektim. Aynen buraya yine iki tane ikili trabzan, iki zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan. Sonra bir zincirle bu tarafa geçiyorum. Yani köşelerde iki zincir, aralarda bir zincir mantığını bu gösterdiğim şekilde ilk sırayı tamamlayacağım. Sonuncu boşluğu da doldurunca 3 tane ikili trabzanla. Şimdi hiç burayla birleşmeden tığımın üstüne ipimi alıyorum. Çünkü bir üste çıkacağım aynı renkle. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıp 3'ünü bir örüyorum ve böylelikle arada kalmış oluyorum. Bir zincir çekip yükselip üçlü grubumun buradaki ilkini örüyorum. Bir, yanına iki tane daha ikili trabzanı öreceğim. Bu sırada artık arada zincir kullanmayacağım. Sadece köşelerde iki zincirim olacak ki şimdi köşeye geldim.
1, 2, 3 tane artık köşedeki trabzan sayım. 3 taneyi ördüm. 2 zinciri çektim. Hemen yanına 3 taneyi daha örüyorum. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Dediğim gibi aralarda ben zincir çekmiyorum. Ama siz hani çok kasma yaparsa, zincir çekince daha düzgün durduğunu düşünüyorsanız şayet, tabii ki aralarda da zincirinizi çekebilirsiniz. Buraya da geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra köşeye geliyorum. Yine 3 tane örüp 2 zincir çekiyorum. Böylelikle bu mantıkla da bütün bu sırayı tamamlayınca motifimi de örmüş olacağım. Daha sonra beraberce birleşmesine geçeriz. Artık kapanıştayız bu motifin. Buradaki ilk trabzana yine batıyorum. Tepesine aradan ipimi geçiriyorum. İlmeğimin içinden de geçiriyorum. Sonrasında şöyle güzelce kilitledikten sonra elimle de motifimi düzeltiyorum. Bunu keseceğim. İpi de yine aynı bir önden bir arkadan alarak arada kaybettirerek gizleyeceğim. Şimdi motiflerin birleşimine beraberce başlayacağız. Bunu ben size kol parçasının birini birleştirirken nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Daha sonra siz bu birleştirme tekniğini hırkanın bütününde uygulayabilirsiniz. Ama tabii ki diğer aşamaları da yavaşça beraberce arkayı nasıl, işte önler nasıl eklenecek, kolu nasıl oturtacağız. Bu tekniği burada ayrıntılı gösterdikten sonra geçeceğiz beraberce. Kolla başlayacağımızı söylemiştim. Ben 8 tane motifle oluşan bir kol yapıyorum bu hırkada. Çünkü truvakar kol çalışıyorum. Bir başka deyişle fakir kol da diyebilirim. Siz daha uzun kol olsun istiyorsanız bir kol için 4, her iki kol için de artı 8 motif örerek fazla daha uzun çalışabilirsiniz. Şimdi beraberce motiflerimizi yerleştirelim. 8 tane motifimi yan yana koyuyorum. Şöylece ne? Daha sonra bu renk ayarlamasını da yapıp şöyle kırmızılar çok yan yana gelsin istemezsem şayet hemen bir oyuncu değişikliği şöyle yapabilirim. Evet. Hatta sarıları da biraz uzatalım birbirinden. Şöyle. Böyle oldu işte. Bu şekilde birleştirmeye başlayacağım. İlk motifimi alıyorum hemen. Şimdi bunu biraz yukarı doğru kaydırayım. Görüntüde şöyle şununla şunun da yerini değiştireyim. Kaydırdıktan sonra hemen motifin ilk olarak iki kenarını bu son sırayı ördüğüm mantık gibi örmeye başlayacağım. Şimdi ipimi alıyorum. Bu arada Yarn Art Baby Cotton'un 401'i zemin rengi. Diğer renklerin kodları maalesef kuşakları açık, elimde kalan ipleri kullandığım için kod veremiyorum. Ama siz internet sitesine girip baktığınızda renkleri dilediğiniz gibi seçebilir ya da dediğim gibi kendi evinizdeki yazlık ipleri kullanabilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra son sıradaki mantık gibi demiştim. Buraya bu köşenin içine şöyle kadrajı şöyle çekip ayarlayayım. Bir üçlü grup örüyorum ikili trabzanlarla. Bu ipi gizleme tekniğim. Siz elinizin alışık olduğu yöntemi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Sonra hemen yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane de onun içine öreceğim. Buraya kadar aynı mantıkla boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örüp geliyorum. Arada zincirsiz ördüm üçlü gruplarımı. Köşeye geldim. Bir üçlü grubumu ördükten sonra bu araya 2 tane zincirimi çekip diğer üçlü grubu örüyorum.
Sonra diğer kenarı ördüğümün aynısını yaparak bu kenarın sonuna kadar, buraya kadar geleceğim. Kenara kadar gelip üçlüyü ördükten sonra iki tane zincirimi çekip sıradaki motifimi alıyorum. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin içine, köşesine üçlü grubumu örüyorum. İkili trabzanımla. Sonra artık birbirini sırt sırta verdiriyorum. Ve burada karşısındaki denk gelen boşluğun içine batıp ilmeğimi arasından geçirip bir kere kilitledikten sonra sıradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp yine karşısındaki boşluğa geliyorum. İlmeğimi alıp kilitledikten sonra diğer üçlü grubumu örüyorum. Bu mantıkla sıranın sonuna kadar öreceğim. Burada köşeye gelince de hemen bir tane üçlü grubumu örüp, dilerseniz burada tabii köşede olduğum için bir zincir çekeceğim. Dilerseniz yine tığdan çıkıp içinden geçirebilirsiniz. Benim yalnız bu köşelerde sürekli kullandığım, elimin alışık olduğu yöntem, ben hiç tığdan çıkmıyorum köşede. İçine batıp içinden ilmeğimin arasından geçirip bir zincir çekiyorum. Ve hemen buraya gelip diğer üçlü grubumu öreceğim. Daha sonra aynı bildiğimiz yöntemle her boşluğun içine 3 tane ikili trabzanlarımı örüyorum. Köşede 2 tane üçlü grup. Böyle devam edeceğim. İşte buraya kadar böyle örüp buraya geldiğimde de sıradaki motifi bunun üstüne eklediğim gibi ekleyeceğim. Aynen. Bunun etrafını geçtiğim gibi burada da buraya kadar geldim. Şimdi sıradaki motifi alıyorum. Aynı bunun üstüne bunu eklediğim gibi aynı işlemi burada da yapacağım. Aynı yüzü bana bakarken yeni motifin içine, burada iki zincir çektim tabii, 3 tane grubumu örüyorum. Arkasındaki motifin içinden geçirip, artık arka yüzleri birbirine bakıyor bu aşamada. Bunu zaten göstermiştim. Şimdi artık bundan sonra bu 4 tane motif için farklı bir şey yok. Aynı bu mantıkla bunu buraya ekleyeyim. Sonra bunun üstüne ekleyeyim. 4'ünü böyle yan yana. Siz tabii bu mantıkla mesela arkayı birleştiriyorsak 5x5 olacak ya. 5 taneyi yan yana bu şekilde devam ettireceksiniz. Sonuna kadar geleyim. Sonra ne yapacağız görelim. 4 taneyi bu şekilde ekledim. Dediğim gibi daha uzun örecek olsaydım daha da üstüne doğru eklemeye devam edecektim. Şimdi yapacağım şey, burada geldim, köşeye ördüm. Tekrar köşenin diğer üçlüsünü de örüp şuraya kadar bildiğimiz gibi geleceğim. Şuraya kadar. Şuradaki geçişi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Buraya kadar aynı bildiğimiz gibi geldim. Şimdi ise hemen buraya gelip köşenin diğer üçlü grubunu öreceğim ilk olarak. Daha sonra bir zincir çekip, bir zincir çekiyorum çünkü biri buradan çekildi. Bu ortaya batıyorum. Arasından kaydırıp geçirip tekrar bir zincir çekiyorum. Bu defa da buranın üçlü grubunu örüyorum. Bütün motiflerin kesiştiği ikili noktaları bu şekilde geçeceğim. Tekrardan buraya kadar gelin. Burayı da birlikte yapalım. Buraya geldim yine. Buranın üçlüsünü ne yapıyoruz hemen? Örüyoruz. Sonra bir zinciri çekip
ortaya, ikisinin kesiştiği noktaya batıyorum. İlmeğimin arasından geçirip bir zincir daha çekiyorum ve diğer tarafa geçip diğer üçlü grubu yapıyorum. İşte bu kenarı boylu boyunca sıranın sonuna kadar, yani buraya kadar aynı şekilde devam ettireceğim. Sonra üstüne diğer motifi nasıl ekleyeceğiz onu göreceğiz. Sonuna kadar ördüm. Köşeye de üçlü örünce iki zincirimi çektim. Şimdi üstüne motif eklemeyi göreceğiz. Üste motif eklemek aslında bunun üstüne eklediğimin buraya kadar aynısı. Şöyle gösteriyorum şimdi. İkisinin yüzü bana bakıyor. Yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra sırtları birbirine bakarken devam edeceğim birleştirmeye. Arasından geçirdim. Ve artık karşılıklı aynı gösterdiğim teknikle ortaya kadar birleşeceğiz. Oradaki yapacağımız işlemi görelim. Kenarı köşeye kadar ördüm. Köşenin içine 3 taneyi ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve hemen benim yanımdaki motifin köşesinin içine batıp ilmek çıkartıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu köşeye gelip diğer üçlü grubu yapıyorum ikili trabzanlarla. Ve bu kenarın sonuna kadar da aynen öreceğim. Sonra bir diğer motifi buraya yerleştirmeyi göstereceğim. İki zincirimi çektikten sonra artık yeni motifimi alıyorum. Yine her ikisinin ön yüzü bana bakarken birleşmeye başlıyorum. Bu karşılıklı birleştirmeyi artık biliyoruz. Şu üçün dördünün kesiştiği noktaya gelinceye kadar aynı size göstermiş olduğum teknikle birleşiyorum. Tam olarak buraya kadar geldim. Buradaki köşenin içine bir tane üçlü grubumu ördüm. Daha sonra bir zincirimi çekeceğim. Bir zincirimi çektikten sonra ilk olarak hemen yanımdaki bu mor motifin köşesine batıyorum. İçten köşeye batıyorum. İlmeğin arasından geçirip hemen bu defada sarı motifin, bakın bununla işim yok, mor ve sarı. Sarı motifin köşesine batıyorum. Onun içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar kırmızının köşesine gelip diğer üçlü grubumu örüyorum. Ve bu defa morla kenarım birleşmişti. Sıra sarıyla birleşmekte. Mor ve sarıyla birleştiğim için de dördünün kesiştiği o köşe noktalarında sadece önce buradaki morun sonra da sarının köşesine batıyorum. Üste kadar geleyim. Buraya kadar geldiğimde ise yine köşeyi ördükten sonra sarı motifin köşesinin içine batıp yine ilmeğimin arasından da kaydırarak geçirip bir zincir çekiyorum. Ve bu kırmızı motifimi son köşeye kadar örüyorum. Ve artık bu mantıkla dilediğiniz kadar motifi birbirine ekleyebilirsiniz. Sonuna kadar geldikten sonra hemen sıradaki motifimi alacağım. Bunu buraya oturttuğum gibi bunu da buraya yerleştireceğim. Bu dördünü bu mantıkla birleştirdiğimi de artık kol evine yerleşmeye hazır olacak. 4x2 8 motifli kol
parçasının birini beraberce birleştirmiş olduk. Eğer bu parçayı tamamen örmek isteyip ya ipimi kesecek olsaydım kol evine yerleştireceğim için iki tarafı açık ya, ama tamamen hani bir yere birleştirmeyeceğim bütün bir parça olsaydı böylece ne gelip buraya kadar gelip örüp tamamlayacaktım. Arkayı yapacağım gibi şimdi göstereceğim size. Bu hırka için 61 tane motif örmüştük. Motiflerimiz 11 santimdi. 36'dan 40 bedene kadar uygun olacak bu hırka. 40 artı bedenler, yani 40 ve üstü bedenler motifleri bir sıra daha fazla örmeli. Hatta burada önerim size, mutlaka benim beden ayarlama videolarımı izlemelisiniz. Onu izleyince hırkayı büyütmek için alternatifleri de görebileceksiniz. Onu da söylemek isterim. Şimdi bu 61 tane motifin 45 tanesini hırkanın bedeninde kullanacağız. 25 arkada, 10 artı 10 da sağ ve sol olmak üzere önlerde. Geri kalan 16 motifi de 8 artı 8 olmak üzere sağ ve sol kol için kullanacağız. İşte bu tekniği öğrendikten sonra artık başlıyoruz birleştirmeye. İlk olarak arkayı birleştireceğiz. 5x5 25 motifle. 5x5 25 motifi böylece birleştirip ipimizi de bakın koparıyoruz. Tek bütün bir parça halinde çıkartıyoruz bunu. Ve hemen ön ve sağ ve sol önleri birleştirmek için de bu parçamın ters yüzünü çeviriyorum ki o parçaları tersten birleştireceğim buna. Sağ ve solu teknik birebir aynı uygularken birleştirme yönüm bir tık farklı olacak. Nasıl mı olacak derseniz, şimdi hemen söz etmek istiyorum size. Bu benim sağ taraftaki, pardon, bu diğer kolu aldım, yanlış oldu. Bu benim sağ taraftaki parçam. Şöyle göstereyim. Sağ taraftaki parçam. Şöyle biraz daha kadrajı açayım. Bütün detayı görün istiyorum. Burada sol taraftaki parçam. Öncelikle bu hırkayı birleştirirken sağlı sollu bir simetri oluşturdum. Baktığınızda hemen fark edeceksiniz. Karşılıklı denk gelen motifler, biri içerideyse biri dışarıda rengi kullandığım motiflerdir. Dikkat edin arkadaşlarım, hemen görecekler. Kol evimi 4 tane motifle oluşturacağım. Yani şuraya kadar bunu da böylece birleştireceğim. Onu birlikte göreceğiz şimdi. Ama bu sağ ve solu nasıl birleştirdim 10 parçayı, size ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi dizmek istediğim şekilde motifleri önüme koyduktan sonra yukarıdan gelerek, bakın, önüme yatırdığımda hırkayı sağda, üstümüze giydiğimizde solda olan taraftan bahsediyorum. Bu arada sol elini kullanan arkadaşlarım bu benim anlattığımın tam tersini düşünsünler lütfen. Önüme yatırdığımda sağda olan parçayı yukarıdan başlıyorum. Bakın, bir, onun altına mor, sarı, kırmızı, mavi geliyor. Sonra hop yukarı çıkıyorum, birleştirdiğim kenarı. Yanına alıyorum, mavi, kırmızı, mor, sarı, kırmızı gibi yanına geliyorum. Yani böyle birleşip böyle uzunlamasına birleşiyorum dikey. Bu tarafta ise, çünkü bunu bu şekilde buradan birleştireceğim. Bu tarafta ise burada üste kalma ihtiyacım var yönünden ötürü. Bu defa da yatay birleşiyorum. Ne yapıyorum? Bunu bunun yanına, bunu alıyorum, yanına bunu. Sonra geliyorum böyle, bunu bunu. Böyle geliyorum, bunu bunu. Bakın, burada dikeyken burada yatay birleşerek gidiyorum. Bunu da dipnot olarak size bırakayım. Hem bir bütün halinde birleştirecekseniz hırkayı, o tekniği kullanan arkadaşlarımın zaten bu dipnota ihtiyacı yok. Bunu da söylemek isterim. Şimdi ilk olarak bu parçayı hırkamıza birleştirelim. Bunu kenara alıyorum. Hemen bu iki kenardan birleşmeye başlayacağız. Kol evimi şöyle bırakacağım. 2 burada, 2 arkada, 4 motifle oluşturacağım. Kol evine kadar 3 tane motifi karşılıklı birleştireceğim. Şimdi burada bir zincir çektim. Hemen karşıki buradaki motifin içine batıyorum, köşesine batıyorum. İçinden ilmeğimi alıp geçirip bir zincir çekip buradaki köşeye gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Karşılıklı birleşmeye başlıyorum.
Burada bir farklı bir şey yok. Sadece şu birleştikleri ortak noktaya geldiğimde size nasıl geçtiğimi göstereyim. Buraya kadar karşılıklı aynı bildiğimiz teknikle birleşiyorum. Buraya dördünün kesiştiği yeri burada geçtim bakın. Şurayı nasıl geçtiğimi göstereceğim size. İlk olarak 3 tane grubumu ördüm ikili trabzanla. Buradaki bir zincirimi çekiyorum. Sonra buradaki ikisinin kesiştiği yere gelip ilk olarak arasından kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra tam karşısındaki denk gelen bu ikisinin birleştiği yere batıp bir de oradan arasından geçiriyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki köşenin içine diğer üçlümü örerek birleşmeye devam ediyorum. Ta ki kol altına kadar. Ki bunun sonu artık benim kol altım oluyor. Buraya kadar geldiğimde şöyle biraz daralalım. Buraya kadar geldiğimde kol evim için bıraktığım kısım olmuş olacak. Bol bir kol yapıyorum biliyorsunuz. Sonra bunu buraya geldikten sonra yalnız öreceğim. Orayı da göstereceğim. Kol altına kadar geldim. Hemen burayı da birleştirip şöyle hemen arkadan da batayım birleştikleri yere. Bundan sonra buraya kadar şu üste birleşeceğimiz omuzu birleştireceğimiz yere kadar burayı birleşmeden ayrı öreceğim. Burayı birleşmeden ördük. Şimdi yukarıda omuz için artık bu iki motifin kenarını karşılıklı birleştireceğim. Bir zincir çekmiştim. Buradaki köşeye de batıyorum. Hemen arasından geçirip bir zincir daha çekiyorum ve karşılıklı birleşmeye başlıyorum. Burada artık bilmediğimiz bir şey yok. Şu sonunu nasıl kapattığımı göstereyim size. Omuzda sona geldiğimde de burada köşenin bir üçlüsünü örmüştüm. Hemen diğer ikinci üçlüyü örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin içinden batıp ilmeğimi kaydırarak geçirip bir zincir daha çekip ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırarak geçirip şöyle kilitliyorum. Daha sonra bunu harikanın bir tarafını böylelikle yerleştirmiş olduk. Şöyle kol evimiz de böyle. Sıra diğer tarafta. Diğer tarafı ise biliyorsunuz yön itibariyle şöyle üstten birleştirmeye başlayacağım. Aynı teknik, aynı mantık. Size göstereyim nasıl yol alacağımı. Şu üst İki kenarı karşıyla birleştireceğim. Sonra burasını açıkta bırakarak örüp kol evini oluşturmak için buraya kadar geleceğim. Daha sonra ise buradan 3 tane motifi yandan birleştireceğim. Ve aşağıya buraya kadar gelip birleştikten sonra da bu parçanın altını ayrı olarak örüp yerine yerleştirmiş olacağım. Kolları yerleştirmeden evvel ise beraberce etrafını nasıl öreceğiz? Birlikte onu başlarız. Gösteririm size nasıl devam edeceğimi etrafını. 3 sıra trabzan örmeyi düşünüyorum. Tamamlayıp geleyim. Kol evimi oluşturarak bu tarafı da bu parçayı da yerleştirmiş olduğum harikamın formunu verirken. Şimdi sıra hiç burada ipimi kopartmadan etrafını örmekte. Kolları yerine yerleştirmeden etrafını örüyorum. Parça ne kadar küçük olursa benim adıma örmesi o kadar kolay oluyor kucağımda. Şimdi burada bir üste çıktığımda yine ortada kalmak istiyorum. Yani buraya gelip de aslında o şekilde de yapabiliriz. Çünkü trabzanlarla devam edeceğiz ama burayı, köşeyi nasıl geçiş sağladığımı size göstermek istiyorum. Burada normalde 3 2 zincir 3 grup yapıyorduk.
Son sırada hep trabzan öreceğim için köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi buradan hemen bunu kapatayım. Ortada kalmadan devam edeyim. Buraya yukarı çıktığımda da her bir trabzanın üstüne bir adet trabzan öreceğim. Yükseliyorum ilk olarak. Bir zincirimi ördüm. Ay pardon, bir trabzanımı ördüm ikili. Hemen yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Şu geçişi de göstereyim. Şu ensede bir toparlama yapacağım. Onu nasıl yapıyorum göstereyim. Sonrasında 3 sıra aynı şeyi tekrarlayacağım. Şimdi buraya geldiğimde ise hemen ilk önce buradaki köşenin içine bir adet ikili trabzanımı öreceğim. Sonra buradaki köşenin içine bir adet ikili trabzan öreceğim. Köşeleri bu şekilde geçiyorum. Sonra trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Ensede toparlayacağım kısma yaklaştım. Şimdi şöyle bir alanla karşılaşıyoruz oraya geldiğimizde. İlk olarak yine trabzanların hepsinin üstünü örerek devam ediyorum. Daha sonra ise şimdi 3 tane köşe görünüyor bakın. Bir buranın köşesi battım, bir kere de çıktım. Daha sonra ortaya battım, bir kere de çıktım. Daha sonra bu köşeye yine battım, bir kere de çıktım ve 4 ilmeğimi beraber topluyorum. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir trabzan örerek devam ediyorum. Diğer köşede de aynı işlemi yapacağım. Oraya kadar geleyim. Diğer taraftaki ensedeki köşeye geldim. Yine burada 3 tane köşeyi görüyoruz, köşe boşluğunu. Önce birine batıyorum. Daha sonra ortadakine birer kere çıkıyorum hep. Buraya da battım, bir çıktım. Yine 4 ilmeğimi birlikte toplayarak her bir trabzanın üstüne birer tane trabzan örmeye devam ediyorum. İşte bu mantıkla birinci turu tamamlayacağım. Bunun gibi 2 kere daha örüp 3 sıraya tamamlayacağım. Eğer enseyi örerken buraya geldiğimde yeniden bir işlem yapmam gerekirse onu da size göstereceğim. O zaman tamamlayayım. Hatta ben kolun birini de ekleyip geleyim. Diğer kolu beraberce yerine yerleştirelim. Hırkamın çevresini 3 sırada geçerek tamamladım. Şu ensede ne yaptım size orayı yakından göstereceğim. Şöyle köşeyi de göstermem gerekirse şuradan şöyle hemen. İkişer, aynı size söylediğim gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yani. Öyle geçtim. Ve diğer kolu, kol evine bakın. 2 buradan motifle, 2 de arkadan motifle 8 parçalı kolu da evine yerleştirdim. Şimdi bunu birlikte yerleştireceğiz. Ama ilk olarak size ensede yaptığım işlemi göstermek istiyorum. Bakın ilk turu birlikte yapmıştık şöyle bir toparlamayla. İkinci turda hiçbir şey yapmadım. Üçte buraya geldiğimde tam bunun üstünde 2 tane trabzanı beraber örerek geçiş yaptım. Her iki tarafta da. Şimdi burada da göstereyim size bakın. Bu birlikte yaptığımız bu ikinci sıra hiçbir şey yapmadım. Üçte bir toparlama daha yaptım. Kol evini önüme aldım. Kol parçasını da alıp nasıl ekleyeceğimi göstermek istedim. Şimdi iki parçası öndeki iki motifle birleşecek. Diğer iki parçası da arkadaki, yani bu tarafta kalan bu iki parçada katlanıp arkayla birleşip çok rahatlıkla kol evine oturacak. Nasıl başlayıp nasıl bitirdiğimi size göstereyim hemen. İlk olarak burada bir zincirimi çekmiştim köşede. Bu motifin köşesine batırarak örmeye başlıyorum. Bunun köşesinden batıp şöyle bir ipimi kaydırarak geçirip bir de zincir çektikten sonra buraya geliyorum.
3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve aynı size gösterdiğim yöntem ile şu başlangıç noktası önemliydi, onu göstermek istedim. Size gösterdiğim teknikle karşılıklı parçamı birleştiriyorum. Sona doğru geldiğimde de kol altındaki kısma nasıl tutturarak bitirdiğimi göstereyim. Dördüncü motifi de kol evine yerleştirdikten sonra ilk başladığım yere doğru böyle geliyorum. Şimdi buraya geldiğimde de ise hemen son motifin köşesine 3 tane ördükten sonra bir zincir çekiyorum. İlk olarak sağımdaki motifin köşesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra ilk başladığım motifin köşesine batıp ilmeğimi çıkartıp bir de zincir çektikten sonra sarı motifime, son motifime gelip köşesinin diğer üçlü grubunu örüyorum. Bu defa artık kol formunu vermek için karşılıklı iki parçayı birleştirmeye başlayacağım. Daha sonra da kol ağzına geldiğimizde diğer kolda yaptığım gibi sadece bir sıra trabzan geçeceğim. Tabii ki siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hatta başta da söylediğim gibi dilerseniz her bir kol için 4 artı 4 toplamda 8 tane motifi fazla örerek kolu daha uzun bilekte örebilirsiniz. Birleşip sonuna kadar geleyim. Kol ağzına geldiğimde burada üçlü grubumu ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki köşenin içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak kaydırarak geliyorum. Daha sonra yukarıya çıkacağım. Aynı hırkanın etrafında yaptığım gibi her trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek kol evini bir tur geçeceğim. Kolun etrafını geçerken de trabzanlarla köşelerde yine aynı etrafında yaptığım gibi hırkanın bir burada bir de burada örüyorum. Burada bakın finale gelirken de göstereyim. Bir bu köşeye, bir bu köşeye örüyorum. Daha sonra ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp ipimi de kaydırarak aradan geçiriyorum. Ve şöyle kilitledikten sonra kesiyorum ve hırkamızı tamamlamış olduk. En sevdiğimiz kısım finale yine geldik beraberce hırkaya. Ortalarında beden verirken tabii sizle beraber ördüğüm için ben de tam olarak ne kadar düşeceğini bilemiyorum. Bu tarz ürünlerde siz en sonda beden bilgisi veriyorum. 36-40 olur diye düşünmüştüm ama yanılmışım. 36'dan 44 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacak bir hırka oldu. Boyu 70 cm. Boyunu daha uzun yapmak isteyenler artı 9 motif. Boyunu daha kısa yapmak isteyenler de eksi 9 motif yapacaklar 61 üzerinden. Kolu zaten söylemiştim nasıl uzatacağımızı. En iyisi tam açtığımda, yani hırkayı tam açtığımda eni 120 santim oldu. Yani 36'nın üstünde oldukça salaş bile duracak ama ben hani o tarz hırkaları, döküm hırkaları çok sevdiğim için tercih edenler için bu ölçülerde yapabilirler. Tabii ki küçültmek isteyenler çok basit, hemen bir sıra eksik örecekler ya da motifleri küçültmeden arkayı beşli değil de dörtlü çalışacaklar. Yani 5'e 5 yapmıştık ya, şimdi uzunluk 5'te kalacak, eni 4'te 5 çarpı 4 yapacak ki videoları var öyle hırkalarında kanalımda. Oradan yardım alabilirsiniz küçük çalışmak isteyenler. Ha yok ben arkası 5'li yapıp yine böyle çalışmak istiyorum diyorsanız da bir sıra eksik öreceksiniz. Çok daha büyük 44 beden üstü çalışmak isteyenler ise onlara da motiflerinin birer sıra daha fazla örmelerini öneriyorum. Ya da kol altına bakın. Kol altından arkayı dörtlü çalışıp kol altından motif, yani burada yarım motifin yarısı önde yarısı arkada olacak şekilde motif yerleştirecekler. Eğer öyle çalışacak olan arkadaşlarım varsa, ben kol altına motif ekleyerek büyütmek istiyorum Damla diyen arkadaşlarım varsa,
onlara kanalımda hangi videodan faydalanabilirler o linki gönderirim. Gördüğümde yorum olarak yazabilirsiniz diyorum. Toplamda her renkten, içindeki her renkten bir tane açtım. Zemin renginden ise 4 paket açıp 4.'den bunu arttırdım. Yani 3.5 paket gidiyor. Onu söylemek isterim. İpler 50 gram zaten başta ip bilgisinde vermiştim. Her zamanki gibi sevdinizse sizden bir kalp rica ediyorum. Ben sevdim, o arkadaşım da sever, o da örer dediğiniz kişiler varsa videoyu onlarla paylaşmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız her zaman söylediğim gibi benim için çok kıymetli. Abone olmayı da unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.